Gel Emine'cim, ben de senin yanına oturacağım. Sevgili seyirciler, Emine kız kardeşini arıyor. Kaç gün oldu bugün? 16. gün. O tam 16 gün oldu değil mi? 16 gün önce artık anne baba baskısından mı? O ergenlik bunalımı değildi, o ergenliğin getirdiği cesaretten mi? Bir mektup yazarak evden ayrılan bir genç kız var. Antep'te oturuyorlar ailesiyle beraber. Mektupta beni artık aramayın, beni öldü sayın. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum diye evden ayrılıyor. Şu anda Melek Tuğba'nın fotoğrafı ekranında, onu görenler, özellikle İzmir'de onu görenler ya da başka bir şehirde, bilemiyoruz bugünlerde olduğunu. Lütfen bize hem WhatsApp istihbarat hattından hem de telefon numaralarımızdan ulaşsınlar. Şimdi annen telefon hattında, sen kardeşini aramak üzere yola çıktığında dedin ki ben buraya çıkarken herkesi karşıma aldım ama sonradan buradan çıktıktan sonra eve gidince dedem aradı, çok mutlu oldum. Bana destek verdiğini söyledi. Annem zaten çok istiyor. Annem bir evlat acısı gördü. İkincisini görmek istemiyor. Evlat acısı gördü derken? Ya bir abim vardı. Bundan 8 sene önce vefat etti. Ah. 20 yaşlarında o da. O yüzden tekrar bir evlat acısı görmek istemiyor. Çok üzülüyor bu duruma da. Ne olursa olsun kızım gelsin diyor. Şimdi Melek Tuğba'nın anladığım kadarıyla hani o evdeki anne baba baskısı vardır ya bazen gençleri anlamamak. Bundan dolayı evden ayrıldığını düşünüyoruz. Yani aslında bu konuda hepimiz hemfikiriz. Şimdi Zekiye teyze telefon altında. Zekiye teyze merhaba. Merhaba canım. Merhaba. İnşallah bir haber gelecek. İnşallah Esra Hanım, size inanıyorum, size güveniyorum Esra Hanım. Peki Zekiye abla, anlatır mısın? Yani Melek Tuğba nasıl bir evlattı? Evden niye gitti? Vallahi Esra Hanım çok iyi birisiydi. Çok böyle fedakardı, yumuşaktı. Yani siz ondan böyle bir hareket bekliyor muydunuz? Hayır, hayır Esra Hanım, hayır. Hiçbir böyle bir şey beklemiyordum. Yapacak bir kişi de değil yani zaten. Peki evde daha çok odasına kapanır mıydı? Yalnız başına mı hareket ederdi? Sizle her şeyini konuşur muydu? Ya benimle konuşurdu, her şeyini konuşurdu ama yani tam da şey yapmazdı yani. Anlatmazdı, içine kapandı. Bu sıra çok içine kapandı Esra Hanım. Uzun süre... Bu sıra çok içine kapandı. Ne kadar süredir böyle hani içine kapanıktı? Bir aydan beri Esra Hanım, bir aydan beri. Bir aydır içine kapandı. Bana hiçbir şeyini anlatmaz. Hatta ben şey yapardım yani. Kızım niye böyle tersin, niye beni anlamıyorsun dedim yani. Anlatmazdı bana bir şeyini. En çok ama hangi konuda tartışıyordunuz son bir aydır? Esra Hanım, ben çalışmasını istemedim. Çalışmak istedi. Ondan sonra giyimine kuşamına dikkat et derdim. Onu şey yapmazdı yani, dinlemezdi beni. Peki evde en çok kimle problem yaşıyordu? En çok, çok problem yaşamadı Esra Hanım, çok problem yaşamadı yani. Bu kendi çılgınlığınla gitti Esra Hanım. Kendi çılgınlığınla gitti. Evet, kimse kendine fazla baskı yapmaz yani. Çünkü abisi yoktur İstanbul'da. Babası da işte sabah çıkar ta gece saat 11-12 gibi gelirdi. Peki son bir ayda ne olmuş olabilir? Yani hani diyorsunuz ki son bir aydır özellikle içine kapanık, hiçbir şeyini anlatmayan bir kıza dönüştü. Ben de bilemedim işte Esra Hanım, ben de bilemedim. Ama şimdi çalıştığı için acaba ben de işte dedim acaba çalıştığı için acaba moralim bozuk, acaba bir şey mi dediler kendine, ben de sordum. Hatta rehber hocasını bile aradım, dedim rehber hocam bununla konuş. Eğer bunun bir sorunları var, bir sıkıntısı var sana anlatır, bana anlatmıyor dedim rehber hocasına. O bile yalnız kendisiyle fazla bir şey konuşamamış, yani bir şey anlatmamış. Yani bilmiyorum ne Esra olduysa Hanım. Son bir ayda oldu. Sınıf arkadaşlarım evet, Cuma günü yayına bağlandılar. Aynı evet. Benzer cümleleri söylediler. Dediler ki Melek evet. Tuğba yani okul başladığından beri evet. Farklı biriydi. Hatta bana da dedi Esra Hanım, bana da dedi. Anne ben hiç kimseye arkadaşlık olmuyorum, kimseye arkadaş güvenmiyorum, kimseye iyi, kimseye yani dost kimseye kalmamış dedi. Dedim kızım temiz arkadaşın olsun, 2-3 kişi olsun dedim. Yani güvenilir arkadaş olsun dedim. Peki normalde mesela geçen yıllarda sınıf kız arkadaşları eve gelir miydi? Onlarla vakit geçirir miydi? Esra Hanım gelirdi ya, gelirdi. Ama ben işte olduğum için ben görmezdim. Ben hatta kendime dedim ki kızım ben gideyim arkadaşların evine, arkadaşların annesiyle gelsin evime, arkadaşların ailesiyle tanışalım dedim yani. Kim bunlar, iyiler mi, nasıl bir aileler dedim, onunla tanışalım, görüşelim dedim. Ama benim zamanım olmadı Esra Hanım çalıştığım için. Şimdi daha genç.
Belki evet. bir hata yaptığının farkında. Belki şu anda ekran başına bizi izliyor. Bilemiyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum Esra Hanım. Çok üzüntülüyüm. Şunu söyleyeceğim. Şu anda eve dönmemesinin en önemli sebebi ne biliyor musunuz? Ben eve evet. gidersem işte beni dövecekler, gebertecekler, mahvedecekler. Hayır, okuyacaklar, hayatı zindan hayır. edecekler. Hayır, ne olur kızınıza... Anne ben bir hata yaptım desin. Anne ben bir hata yaptım ne olursunuz desin. Beni anlayın desin. Biz kendini anlıyoruz Esra Hanım. Ne olur buradan Melek Tuğba'ya siz seslenin annesi olarak. Evet. Ne onu söylemek istedikleriniz ne varsa söyleyin. Bakın 16 gündür kızınızın ne yaptığını bilmiyorsunuz. Evet Esra Hanım. Ne söylemek istiyorsan evet. söyle. Tuğba kızım. Lütfen dön artık evine. Seni bekliyoruz. Her şeyine razıyız. Yeter ki dön anneciğim. Kardeşlerin babam ben çok üzülüyoruz. Lütfen dön artık evine. Korkma kızım. Ne olursun anneciğim. Ne yapayım Esra Hanım? Daha bekliyorum. Ne yapacaksın ben? Ne yapıyorum? Bekliyorum. Bir kızım aylık... baba perişan. Çocuklarını bırakıp geliyor oraya. İlgileniyor, bir uğraşıyor. Bir aylık süreç içerisinde diyorsunuz ya içine kapandı. Aslında ben onu şu şekilde yorumluyorum. O bir karar vermiş ve uygulamaya geçmiş aslında. Ve hemen 18 yaşını doldurur doldurmaz evet. da bunu yapıyor olması hı hı. aslında kendince sizi bir anlamda işte kimse yok cezalandırmayı seçmiş. Çocukça bir davranış ama onun düşüncesine göre o haklı. O yüzden ben evet Tuba bu ekran başında resmi gözüküyor şu anda. Yani kaçarak bir şekilde problemlerini çözemezsin. Maalesef bazı evet. çocukların ailelerini seçme gibi bir lüksleri yok. Bazen memnun olmuyoruz. Evet. Ben de senin gibi bir kız evlat sahibiyim. Hatalar yapıyoruz. Anne baba da hata yapar. Ebeveynler evet. de hata yapar. Ama kaçmak yerine o hatalarla yüzleşmek ve inatçı olmak lazım. Yaşam bunu gerektiriyor Tuğba. Yani 18 yaşındasın, çok zeki bir kızsın. Ve pırıl pırıl gözlerin içi parlayan güzel bir kızsın. İnsanın kendine yaptığını hiç kimse yapamaz. O yüzden evet, güzel bir geleceğin olsun istiyorsan ailenin desteğini al. Ailene hatalarını... Biz her zaman destek evet, biz her zaman. Yüz yüze konuş bunlarla. Bunu ben yapamıyorum evet. diyorsan bak bir anne olarak ben de aracı olayım. Aynen. Ben götüreyim evet. seni Gaziantep'e. İnşallah. Veya ablanı buraya teslim edelim. Yani her şeye varız. Yeter ki evet. yaptığın hatadan geri dön. Çünkü bazı hataların dönüşü olmuyor aynen. ve bunun bedelini ileriki yaşamında çok acı ödersin. Doğru. Ödeyecek evet. de. Anneciğim sen şu anda neredesin? Ben şu anda Gaziantep'teyim. Ben seni buraya davet edeceğim. Ekip arkadaşlarım Zeki anne seni arayacaklar değil mi? Ama ben şimdi gelemem Esra Hanım. Ben şimdi Gaziantep'teyim. Neredesin? Gaziantep'teyim Esra Hanım. Tamam. Ekip arkadaşlarım konuşacaklar sende. Sen benim ne demek istediğimi de gayet iyi anladın. Yani ben Melek Tuğba'nın... Ama Esra Hanım kendi çıksın gelsin. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ben hiçbir şey konuşmasın. Yeter ki çıksın. Ben yoruldum, usandım yani. Hiç halim gücüm yok yani Esra Hanım. Bu saatten sonra Zekiye abla halin gücün olacak. Şimdi gencecik bir kız var, daha bir fidan. Yani şu anda hangi hevesle, hangi duygularla, hangi cesaretle, cahil cesaretiyle evden çıktı gitti. Yeni bir hayat kurabileceğini falan düşünüyor da. Bunun hata olduğunu sadece yıllar sonra anlayacak. Ama biz anlayışla, sevgiyle, sağduyuyla, olgunlukla onun yapmış olduğu bu hatanın en kısa süresinden döndürebilirsek bu bizim için en büyük kârdır. Biz Melek Tuba'yı bundan sonra kaybetmek için değil kazanmak için uğraşacağız. İnşallah. Buradaki en büyük görev size ve babaya düşüyor. Evet. Sevgili Tuğba ekran başında babası anlayışla karşılıyor. Babası anlayışla karşılıyor. Yeter ki dönsün gelsin. Bir bataklığa düşmesin. Bir kötü yere düşmesin diyor. İnsanlar ne zaman en büyük hataları yaparlar ya da hata yaptırılır, kullanırlar biliyor musunuz? Sahipsiz olduğu öğrenildiği gün. Ben sahip çıkıyorum Esra Hanım kardeşime. Gelsin istiyorum. Hatalar insanlar için
biz insanız, her yaşta olabiliriz. 18'de olsak, 30'da olsak, 50'de olsak. Her yaşta insan hata yapabilir. Yeter ki hatasını anlayıp dönmesi önemli olan. Aynen. Belki aşık oldun diyelim. Olsun, çok güzel bir duygu. Olabilir ama bunu bize söyleyebilirdi. Ben böyle böyle birini istiyorum. Beni düşünürseniz evlenmek istiyorum. Böyle bir şey de olabilirdi yani. Ama bu karşı tarafın onu bu şekilde götürmesi çok yanlış. Şimdi karşı tarafa da sesleniyorum. Yanında bir beyefendi olduğu söyleniyor. Bütün iddialarda bu yönde. Eğer siz biraz vicdan sahibi bir insansanız, bir kız çocuğunu annesinden ve ailesinden asla ayıramazsınız. Esra. Bu hiç kolay bir şey değil. Yani insanın geçmişini, her şeyini silmesi, telefonunu yanına almaması, biraz Facebook'ta falan dolaşmayı seven bir kızdı. Yani telefonunu, arkadaşlarının her şeyini silip gitmesi çok başka bir şey yani. Bambaşka bir şehir, bambaşka bir yer. Bu arada sınıf arkadaşlarından biri şöyle bir iddiada bulundu. Arkadaşı yayına bağlanmıyor. Ailelerde şu tepki varmış. Aman sen karışma, başımız belaya girmesin. Şimdi Melek Tuğba'nın sınıf arkadaşının ailelerine sesleniyorum. Aynı şeyi sizin kızınız yapsaydı ve etraftaki herkes sizin verdiğiniz tepkiyi verip sessiz kalsaydı, kızınızla ilgili hiçbir şey öğrenmeseydiniz ne yapardınız? Birazcık empati rica ediyorum. Çünkü o bilgilerin hepsi bizlere çok yardımcı olacak. Kemalpaşa Sütçüler Köyü'nde, İzmir'de yaşayan bir delikanlı varmış. Melek Tuğba'ya demiş ki, burada benimle yaşar mısın demiş. Melek Tuğba'nın yazışmalarda yaşarım demiş İzmir'e. Daha sonra da İzmir'e gitti diyor. Hatta fotoğrafını bile göstermişti, tarifleri oldu. Ekip arkadaşlarım İzmir'e gittiler. O köyde o çocuğu da buldular. Onunla ilgili de bağlantılar var. Hepsini vereceğim. Ama buradan bir kere daha sesleniyorum. Görenler, duyanlar lütfen telefon numaralarımız yazıyor, bize ulaşsınlar. Gel şimdi anne.